Efendim, ikinci konuğum bir kadın olsun istedim. Havalı bir kadın olsun istedim. İsmi olan bir kadın olsun istedim. Huzurlarınızda Cindy Crawford. Türkler bu kadar şık bir kadın da alkışlanır yani. Çatladı patladı. Hayır, çatladı patladı. Biz eskiden beri göründü mü tuvalet giymezdik. Bunlar şimdi içine mayo üstüne bunu giyiyorlar. Kız bunu bana da ver. Takılarım seninkilerden güzel bak. Takılarım. Her şeyleri her taktım. Şeyim benden. Ne bulduysam evde getirdim huysuza nispet olsun diye. Ama bir tek şöyle güzel bir yüzüğüm yok o kadar. Yok şimdi veririm. Yok, bir yatarsak veririm. Gel billur kalka var et. Türkler çok şık gelmiş. Bütün senin dövmeleri için. Ortada. Burada da dövmen evet. Var. Yol mu gösteriyor? Yani. Ne haber? İyi sen şimdi, de. Efendim, bu çok zengin bir ailenin çocuğu biliyorsunuz. Fakat bunu kontrol edemediler. Sanatçı olacağım. Kudurdu, kudurdu, kudurdu. En sonunda oldu. Burayı arı mı soktu? Yok, şu battı ya. Ha, o battı. Sana nispet yapayım derken. Allah'tan o battı. Yani düşün. Yani buradan baksın o kadar mıyımdı? Orada hayır. Bir şeyler. Her şey çok ayarlı. Ben de şıkım ama. İşte biliyorsun bu işi. Biz 40 yılda bir böyle giyinmeye çalışıyoruz. Olmuyor tabii. Kadın olmak tamam zor yani. İş. Dur şöyle yapayım bari. Blue Moon. Şimdi bilir kanka ben. Takdimcilik yaptın, televizyonlara çıktın, bir sürü şey yaptın. En sonunda bir dizilerde falan karar verdin. 93'te ilk başladım dizilerde oynamaya. Ha, 93. Aslında karar vermedim, her şeyi hala yapıyorum. Her şeyi yapıyorum. Ama biz işte senin kadar popüler olamıyoruz bir türlü, biliyor yok, musun? Yok, popülersiniz. Gece kulüplerinde falan Billur Kalkavan geldiği zaman herkes terk ediyor şeyi. Kavga çıkarır, hadise çıkarır. Hayır. Billur hakikaten sanatı seven bir arkadaşımız ve tiyatrolarda çalışıyor. Tiyatrom var. Var, tiyatrosu var. İnceliyorum ben bu arada. Hayır, bir dakika, tiyatrom var ne demek yani? Tiyatro senin mi? Tiyatro kumpanyası benim, iki ortağız biz. Öyle mi? Evet, patronum yani bugüne bugün. Billur, ben senden madem ki tiyatrocusun bazı şeyler isteyeceğim. Tamam. Yani bir tiyatrocu olduğunu seyirciye ve bütün Türkiye'ye ispat et. Eyvah, edelim mesela, hadi. Şöyle alayım seni. Ay tut vallahi, üstüne hayır. Basıyorum çünkü eteğin çok uzun. Mesela yönetmen sana şimdi dedi, çocuklar buna namuslu kadın rolü vereceğim. Başa açık nasıl rol? Başka bir rol hayır, bul. Hayır yok, gel buraya otur. Namuslu nasıl bir kadınsın, oturayım? Şöyle otur. Allah kahretmesin, buraya sokmuşlar ana. Ay dur, güzelim dekoru bozdun. Dur bir dakika. Heh, tamam, şimdi oldu. Şimdi otur. Tamam. Namuslu bir kadınsın. Şöyle. Evet. Örtünelim mi iyice? Evet. Tamam işte, örtündük. Evet. Evet. Kapı çok çalınıyor. Namuslu bir kadın şu anda. Ve çocuğunun ölüm haberi geliyor. Ay saçmalama ya. Ama yani rol bu. Senin yaşındaki o zaman dur bir dakika, bana bu rolü verirken onu hissedebilmem için kedilerinden birinin ölüm haberi geliyor de bari. Çocuğun demeyeyim, kedi değil. Benim sen, kedilerim var çocuğum yani yok. Allah kedi. Göstermesin bir de evlat acısı yani. Yani ama oynayacaksın. Ay dur çok zor oluyor. Ağlayacaksın. Ay yapma şimdi, makyajım akar be. Hülya Avşar elini soğana batırıp böyle yapıyor. Mecburen gözden yaş. Ay ne kadar sanatçı ağlıyor diyorlar. Ama şimdi burada soğan yok. Ne yapacağız? Ben gaz çıkarırım, sen gene ağlarsın. Bana ay ben böyle olmayı çok ağır rol verdik çocuklar. Ay evet yani, siz de söylesenize, çok ağır bir şey bu şimdi. Peki hafif bir rol verin. Olan bir sürü insan. Hayır, o zaman. O zaman tamam, hafif bir rolse böyle oynayacağım. Gel o zaman oynayacaksın. Tamam. Pekala. Bir genel evde çalışıyorsun, müşteri yok. Ay onu diyorum, istemiyorsan bunu diyorum. Serseri bak, ne rol vereceğim sana? Oyna.
Ay bunu ben en kolay ben oynarım. Şimdi yanımda sen varken nasıl oynayayım? Ya. Ben deyince sen kerane zannettin. Beni de mama gibi gördün galiba. Hayır. Ruhsuz ben senin yanında nasıl oynayayım? Estağfurullah. Senin yanında benim lafı kalmaz onun için. Ay yok garip bana diye. Ama gene de havası olan değerli toplu bir hiç olmazsa hiçbir yerini biçim göstermiyor. Biçim göstermiyorum ha. Diyorsun. Ben vallahi ne rol vereyim bugün sen? Sabahtan Jean d'Arc beri... oyna Jean d'Arc. Senin yanına bir erkek vereyim. Gel çocuğum. Gel. Buna aşık ol. Buna aşık ol. Bu para yiyen bir ona adam. Ona aşık olmak çok zor olmasa gerek zaten. Ay bu biz bunu her işte kullanıyoruz. Canım o mühim değil. Yani bir şey ya buna rol verelim. Ellere bak Allah kahretsin. Bu da bir ayı. Bu alkış mı? Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Sen buna aşıksın. Fakat bu çok genç. Bekliyorsun gelmiyor. Kapı çalınıyor. Geliyor ve... Ona aşık olduğunu söylüyorsun. O da sen benden yaşlısın ama ben de sana samimi olarak aşığım diyor. Gibi bir şey yapalım. Ay karı hiçbir şey beğenmedi Allah kahretsin. Ne demek sen benden yaşlısın? Yani bir yaş daha büyüksün ama bak sen çocuğun gibi yazık ayol. Yazık. Biraz bozuk atabilir miyim baştan? Hiç düz atmadın ki geldiğinden beri. Bu rolde mi beğenmedin? Sen beğendim rol beğendim dur yapacağım. Bu rol iyi. Biraz bozuk atacağım ama baştan. Ha dur daha bu gelmesin. Sen önce evde, sigara elinde. Ama el... Her yanım yanıyor. Öyle ya. Sen dışarıda sigara olarak koydun. Evet. Güzel. Konsantre oldu, durun. Saat geç oldu. Saate bak. Dolan. Falan kaşı bir şey yok. Ay Allah. Ay o. Ay düşünsenize bir tiyatro oyunu sahneye koyuyoruz ve yönetmenimiz huysuz ne yapardım acaba? Hep böyle dolan. Ama taşardı o başka mesele. Evet güzel devam ediyorsun. Ay ayağım takıldı. Dekora alışık değilsin. Kadın olmak zor. Zırrrr. Ay koş. Sen neredesin saatlerdir? Benim ne kadar merak ettiğimi bilmiyor musun? Seni bekliyorum. Arkadaşlarla içmeye gitmek suç değil herhalde. Değil tabii ki ama bir haber verebilirsin en azından değil mi? Cep telefonundan bile ulaşamadım kapalıydı. Yalan söylüyorsun. Doğru bütün gün telefonda bir kelime bile konuşmadım sen arayacaksın diye. Kuafördeyim demiştin yalan söyledin. Ben yalan filan söylemedim. Sen yalan söylüyorsun. Yalan başka var. Bir kadın var değil mi? Ben doğruyu söyle başka kadın var. Başka bir erkek var diyorum sana. Otur. Çok bunlar tiyatrocu. Aynı rolü ben oynuyorum. Aynı rolü oynuyorum. Bekle orada. Hadi. Erkeğe ne yapıldığını şimdi gösteririm ben sana. Başka bir erkek dedi ayol. Ne yapayım ki? Yarışabileceğim bir konu da değil. Kamera. Gelsin o ağzına. Zır desene. Zırr. Zırr. Neredesin sen? Arkadaşlarla içmeye gittim. Arkadaşlar seni. Arkadaşın mühim ben mi mühim? Sen daha çok mühimsin ama. Mühim sen gel önce işini bitir. Gülmek yok. Terbiyesiz. Sen ağzınız. Bu böyle oynanır. Ay vallahi senden biraz ders alayım ben. Bak seyirci ayaklandı. Doğru. Haklısın. Öyle ayva tutar gibi herif tutulmaz. Hıyar yer gibi tutacaksın herifi. Nedir o düğmeler, düğmeler, dönmeler? Nedir utanmıyor musunuz bunu? Ay çok burada utanıyorum. Var, burada var. Utanmıyorum. Niye utanayım? Ay niye böyle şeyler yapıyorsunuz ki? Canım teninize niye böyle bir akrep? Bu ne? O benim burcum. Akrep. Evet. Bunu biraz büyütelim. Hadi.
Sıfıra bir resim yapacağım. Anam kolda o kadar ince ki. İşte yapacağım buraya sığdıramam diye korkuyorum. Şöyle başı olsun adamın. Adamın başı. Vücudu. Şöyle poposunu yapalım. Ayakları. Kız file benzedi bu. Şöyle kolları. Arı fili sokuyor. Dön kamera. Ay göremedim. Aynada bakacağım ona sonra. Silme bunu. Şuraya da bir çizmek istiyorum. Eyvah. Ay ay ay. Hayır. Nereye? Hayır, çizmeyeceğim. İki tane fazla olur. Evet, bence evet. De. Baksana bir tane var, daha hiçbir işe yaramadı. İnanmıyorum. Seninki de yaramadıysa artık hiçbirimizinki yaramadı. Şu an bir beraberliğin var mı? Var. Kaçıncı bu? İlk mi bu? Evet. Ay ne güzel. Hayır, işe yaramadı derken yani çocuk yapmadık bir tane diye söylüyordum. Yapma onu. Ne lüzum var? Yani sana gerek benzeyecekse yap. Ama garanti bebeğim. Edemezsin ama benim sevgilim çok güzel. Gel görüşelim, bana gelin, ben de geleyim. Senle tanıştırır mıyım ayol, elimden alırsın güzelim. Ay sevgilimi. Hep elinde mi dolaşıyorsun? Seninle yarış edilmez. Yok ya, ben sen mi söylemiyorum? Benim çok aile ahbabım vardır. Ama yani çok yakın markajda. Ay yok, aklı olan vallahi huysuzla görüştürmez değil mi sevgilisine? Biliyorum. Tabii şarkıcı olmadığı için şarkı istemiyorum. Striptiz yapmadığın için gerek yok zaten, yaparak geldim. Ha. Seninle yapacağımız tek şey kaldı. Bunu da televizyonda ilk defa yapıyorum. Seks. Bak Amerikalıların bir lafı vardır. Böyle bir şey söylediği zaman birisi derler ki bu bir söz mü bir tehdit mi? Hangisi? Bunu tehdit olarak düşünmüyorsun herhalde. O zaman herhalde. Bir söz. Söz bu. Tamam, söz. Anam karı her şeye razı. Bilir, çok teşekkür ediyorum. Ben sağ ol. Teşekkür çok ediyorum. Sıcaksın. Sen de öyle. Çok teşekkürler.